Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın. Yeni güne başlarken dünkü Fed'in patikasına yönelik daha net bir resim ortaya koyan TÜFE verisiyle başlıyoruz. TÜFE verisinin etkisini dün gün boyu yorumladık. Bugüne de yansıdığını takip ediyoruz ki özellikle dünkü görüntüde büyük teknoloji şirketlerinden çıkıp daha riskli görüntülü küçük ölçekli şirketlere yönelimi vardı yatırımcıların ABD hisselerinde. Dolayısıyla keskin de bir ayrışma söz konusuydu. Özellikle S&P 500 tarafını takip ettik. Teknoloji hisseleri öncülüğüyle birlikte 0.9'luk bir düşüşe işaret etmişti ama Russell 2000 performansına bakacak olursak Nasdaq'la kıyasladığımızda arada %5'in üzerinde bir fark vardı. Dolayısıyla yönelim biraz daha aslında Fed'in Eylül ayına ilişkin kesin bir faiz indirimi para piyasalarının %100'e çıkmasıyla birlikte fiyatlama beklentisi bir miktar daha riskli şirketlere, küçük ölçekli şirketlere eğilim arttırdı gibi duruyor. Peki bu sabah itibariyle vadeliler neye işaret ediyor? Karışık bir görüntüyle uyanıyoruz. Bu sabah ise tarafında ise yine karışık bir görüntü söz konusu. Tahvil getirilerinde bir gevşeme söz konusuydu. TÜFE verisi sonrasında hızlı bir düşüş sergiledi. Bununla birlikte dün Perşembe gününü özellikle Bloomberg Dolar Endeksinde yarım puanlık bir düşüşte kapatmıştı ve bu sabah itibariyle yatay bir performansını yakından takip ediyoruz. Dolar TL tarafında ise 33 sınırında fiyatlamaya devam ederken gözler TÜFE verisi sonrasında altına da çevrildi. 2400 doların üzerinde onsun fiyatlaması sürüyor. Evet, içeriye de yansıdığını takip ettik. İçerideki haber akışları dün Mehmet Şimşek'in yoğun bir ekonomik takvim vardı. Dolayısıyla buradan gelen mesajlar, güven dolu mesajlar derken aslında Borsa İstanbul'dan da bir kapanış performansında rekor geldi. Borsa İstanbul'da %2,5'un üzerinde 2,62'lik bir değer kazancı söz konusuydu. Bankalar tarafından gelen destek söz konusuydu. %4,5'un üzerinde de pozitif bir destek holdingler ve bankalar tarafından desteklediğini görüyoruz. Gün boyu aslında hem gelişmeleri, ekonomik kurmaylarının yapmış olduğu açıklamaları hem de küresel piyasalardaki verileri takip ettik. Haftanın son işlem gününde peki piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarından neler daha belirgin bir hale geldi? Fed faiz indirim beklentisi kuvvetlendi ki para piyasalarında %70'in üzerinde bir ihtimalle Eylül'de faiz indirimini fiyatlayan swap piyasalarında bugün gelinen noktada %100 bir faiz indirimi bekleniyor Eylül ayına ilişkin beklentinin altında gelen TÜFE verisiyle birlikte. Fed üyeleri ise TÜFE verilerini olumlu yorumladı. Dün Gosby tarafından yapılan açıklama vardı. Musalem tarafından yapılan açıklama ve Daly tarafından yapılan açıklama hedefe doğru ilerliyoruzdu. Dolayısıyla olumlu bir yorumlama piyasada aslında daha net bir resim ortaya konmasını da sağladı. Bir tarafta da Biden ve Trump arasındaki başkanlık seçim yarışını takip ediyoruz. Biden'ın üzerinde o kadar fazla baskı var ki başkanlıktan çekilmesine yönelik. Dün iki önemli bir gaf daha bu baskıyı arttıracak gibi duruyor. Yapmış olduğu gafta özellikle başkan adaylığı ile ilgili partisinden giderek artan baskıyla birlikte karşılaşan Joe Biden NATO zirvesinde 2 saat içerisinde iki önemli gafa imza attı. Ve burada bunda önemli noktalarından bir tanesi ABD Başkanı önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi sahneye davet ederken ona Putin dedi. Ardından ikinci önemli gaf vardı ki Biden'ın NATO zirvesinde düzenlenen basın toplantısında başkan yardımcısı Harris'ın ismini rakibi Donald Trump ile birlikte karıştırarak eğer ona güvenim olmasaydı Trump'ı başkan yardımcım olarak seçmezdim açıklamasını yaptı. Dolayısıyla ABD'de iki aday arasında yarış kızışırken aslında Biden üzerinde yapılan baskı artacak gibi duruyor bu iki önemli gafla birlikte. Yine müdahale tartışmaları dün yendeki değer kazancı dikkat çekiyordu. Boğa'dan gelen bir müdahale var mıydı? Bu tartışmalar sürerken evet dünkü veriyle birlikte 3. gününe taşıdı petrol fiyatlarını. Hem talepte bir düzelme olacak. Bununla birlikte Fed'e yönelik beklentilerde indirim beklentilerinin kuvvetlenmesi derken aslında petrol olumlu talep sinyalleriyle birlikte yükselişe geçti ve 3. gününde yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Öne çıkan gündem başlıkları oldukça kritik ve önemli. Hem jeopolitik gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Peki bugün yatırımcılar hangi verileri takip edecek? Çekler sırada veri takımı. Dijital kaleniz NGN sunar.
Evet, bugün daha sakin bir gün olmasını dilerdik ama içeride önemli bir veri var. En önemli, belki de haftanın en kritik verisi olacak. Cari denge verisi, ki dün Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu açıklamada sürdürülebilir büyümenin alt kırılımları olarak en önem verilen noktanın sürdürülebilir bir cari açık modelini benimsiyoruz demesi ve burada tüm bu detaylarla birlikte bugüne özel cari denge verisi Mayıs ayına ilişkin gelecek önemli bir veri olduğunu söyleyelim. Saat 10'da gelecek veriler arasında Bloomberg anketinde ekonomistler aylık bazda 1,5 milyar dolarlık bir açığın gelmesi yönünde beklenti söz konusu olduğunu söyleyelim. 14.30'da ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası finansal hesaplar birinci çeyrek verisi 14.30'da gelecek. ABD'den ise 15.30'a geldiğimizde üfe verisini karşılayacağız. Yine üfe verisindeki beklentilerde de özellikle hemen bakalım Bloomberg anketinde aylık bazda ABD üfe artışının yıllık bazda %2,2'den 2,3'e yükselmesi yönünde bir beklenti var. Michigan enflasyon beklentisi Temmuz ayına ilişkin Türkiye saati itibariyle 17'de gelecek. Saatler 22'yi gösterdiğinde ise Arjantin'den ulusal tüfe verisini karşılayacağımızı söyleyelim. Yine aslında açıklamaları takip edeceğiz. Dün de Fed yetkililerinden gelen açıklamalar vardı. Bugün bir de bilanço sezonu diyelim. Ve Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo ve Bank of New York Mellon çeyrek lig bilanço finansal tablolarını açıklayacaklar. ABD hisseleri nezdinde oldukça önemli gelişme olarak da yakından takip edeceğiz. Dijital Kaleniz NGN sundu. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Evet, hasta piyasaları ile devam ediyoruz. Açık piyasalardaki fiyatlama ne işaret ediyor diyelim. Ersoy Erkazancı, söz sende. Pelin merhaba. Evet, dün Amerika'daki tüfe geldi ve beklenenden düşük geldi. Bunun biraz fiyatlaması özellikle Amerikan borsalarında sert satışlar oldu. Nasdaq'ta teknoloji hisseleri düştü. Asya'da yansıması ise biraz karışık. Eksiler var, artılar var. Nikkei'ye %2'nin üzerinde eksisiyle dikkat çekiyor. Gerçi orada farklı bir görüntü var. Yen değer kazandı. 159'lara geldi. 161,5 seviyesindeydi. Japonya Merkez Bankası müdahale etti mi etmedi mi? İlginçtir. Japonya bunu açıklamayı sevmiyor veya daha sonrasında açıklanıyor Japonya yenine müdahale edip etmediğini, ama görüntüye bakarsak müdahale etmiş gibi duruyor. Bir tek Hong Kong bugün artısıyla dikkat çekiyor. Dört büyük borsada hep konuştuğumuz aslında Hindistan ve Avustralya'da artıda. Güney Kore ekside. Şangay yatay, orada da dış ticaret rakamları geldi Çin'de. Haziran ihracat %8,6 arttı, ithalat %2,3 düştü. 99 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası verdi Çin. Dediğim gibi bugünkü en önemli konu biraz yene dikkat etmek lazım diyeyim. Petrol tarafında ise haftanın ilk 3 günü düşmüştü. Dün yükseldi, bugün de yükselişine devam ediyor. 85,6 dolar seviyesinde. Uluslararası Enerji Ajansı'nın aylık görünüm raporu geldi. O da değiştirmedi. Özellikle talebin 2021'den bu yana en düşük olduğunu söyledi. Bu hafta içinde gelen hem OPEC hem Uluslararası Enerji Ajansı raporunda talebinin düşük olduğunu belirtmesi önemliydi. İran'ın üretim rakamları açıklandı. Son 6 senenin en yükseğinde 3,35 milyon varil gün üretim yapıyor İran. Son bir notta Suudi Arabistan'dan büyük projeler, mega projeler var Suudi Arabistan'da. Pelin en çok duyulanı NEOM. Büyük projelere fonlama bulmakta zorlanıyor. O yüzden bazı projelerin fonlamasını azaltacağını ve daha çok Riyad'daki projelerine ağırlık vereceğine dair Bloomberg'de bir haber vardı diyeyim. Sözü sana aktarayım Pelin. Ersoy, çok teşekkür ediyorum. Detaylar için, aktardıkların için hasta piyasalar noktalıyoruz.
Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Bir araştırma masasıyla devam ediyoruz. Sevcan Ersözlü bizlerle birlikte. Sevcan, uzun zaman olmuştu seninle yayın yapmayalı. Şimdi önemli de bir günde yayın yapıyoruz. Çünkü dün manşet veri beklentinin altında geldi. ABD TÜFE verisi ve fiyatlamada özellikle para piyasalarında keskin bir aşma söz konusu oldu. Daha net bir resim var ortada. Peki net bir resmi aktaralım mı izleyenlere? Dün küreselden ABD enflasyonunun soğuduğuna dair net bir mesaj aldık. 3,1 beklentinin aşağısında %3 seviyesine gerçekleşen ABD manşet enflasyonu Fed'den faiz indirim beklentilerini de arttırdı. Biz iç tarafta ise Mehmet Şimşek'in açıklamalarında dezenflasyon mesajını ve Temmuz ayında enflasyon %60 seviyesine inebilir mesajını aldık. Küreselde baktığımızda düşen enflasyon, iç tarafta baktığımızda enflasyonun düşeceğine dair beklenti fiyatlanıyor. Ve bu beklentiler sonrasında, düşen enflasyon verisi sonrasında bir takım portföy değişiklikleri başladı. Küresel cephede bunun ilk değişikliğini görüyoruz. Özellikle de daha öncesinde de araştırma yayınlarında incelediğimiz Russell 2000 endeksi yeniden yükselişe geçti diyebiliriz. Yukarıdaki grafikte Russell 2000 endeksi ile Nasdaq 100 arasındaki farkı görüyoruz. Bu fark %5,8 puan seviyesine ulaştı ve Kasım 2020'den bu yana en büyük farkı oluşturdu bize. Bize şunu ifade ediyor aslında. Nasdaq endeksi dün %2,2'lik bir değer kaybı yaşar. Nasdaq, Russell 2000 endeksi %3'ün üzerine performans göstermişti. Bu da soğuyan enflasyon fiyatlaması ile beraber resesyon fiyatlaması hakim olursa küçük sermayeli şirketlerin Russell 2000 endeksinin tıpkı daha önceki resesyon dönemlerinde olduğu gibi hem S&P 500'e hem de Nasdaq 100 endeksine göre daha iyi performans gösterebileceğine dair ilk işaret oldu. S&P 500 endeksi de negatif kapattı dün. Aslında rekor kırmasına alışmıştık. 36-37 diye saymaya devam etmeyi bekliyorduk. Ama rekor gelmedi. %1'lik bir değer kaybı var. Baktığımız zaman da S&P 500 içerisindeki 400 şirketin yukarı yönlü hareketini gördük. Rekorun gelmediği, mega cap şirketlerin, büyük sermaye şirketlerin geri çekildiği ama daha dengeli bir gün geçirdiğini söyleyebiliriz bu cephede. Tesla'nın geri çekildiği %8,4'lük düşüşünü takip etmiştik. Şirket bazlı haber robotaksi projesini Ağustos ayından Ekim ayına ertelemesi burada söz konusu olmuştu. Ve sene başından bu yana konuştuğumuz aslında momentum stratejisi dediğimiz aslında hacimli hisse senetlerine yönelme ve burada işlem yapmaya devam etme stratejisi de ve buradaki momentum ETF'i de dün negatif performans kaydedenler arasıydı. Dolayısıyla tek günlük bu işlem bazında bir trend oluşturmayacak bizim için ama bundan sonraki süreçte acaba portföy değişiklikleri olacak mı diye takip etmeye devam edeceğiz. Tam da ABD cephesinde bugün JP Morgan ve Citibank'ın bilançolarını takip etmeye başladığımız süreç içerisinde. İç tarafta da portföy değişikliği olur mu diye soru işaretini hep konuşuyoruz. Hem konuklarımıza soruyoruz, araştırma yayınlarında inceliyoruz. Ama dünkü yükselişte 11.000 endeks seviyesinin üzerine 21 Mayıs'tan bu yana ilk defa çıkmıştı BIST 100 endeksi. Bankacılık endeksi %4'ün üzerinde yükselişle beraber burada liderliğini korudu. Bunun dışında aslında alımlar hangi endekslere, hangi farklı şirketlere geliyor diye baktığımızda biz BIST 30 şirketi arasında daha doğrusu BIST 100 şirketi arasında 30 şirketin dolar bazlı olarak sene başından bu yana negatif performans kaydettiğini görüyoruz. Ve bu 30 şirketin dağılımına baktığımızda ana tema olarak enerji şirketleri de karşımıza çıkan sektörler arasında. Dün Alfa Solar Enerji'de ve CVE Enerji'de yukarı yönlü performans vardı. Alfa Solar şirket haberiyle beraber aslında yeni bir sözleşme haberiyle beraber %10'luk bir yükselişle beraber tavan fiyatlaması gerçekleştirdi. CVE Enerji ise %4,12'lik bir performans kaydetmişti. Bundan sonraki süreçte hem içeride hem de dışarıda soracağımız ana soru enflasyon düşerken dezenflasyon sürecinde acaba hangi şirketler daha çok koruyacak yatırımcıyı, acaba yeniden değer şirketlerine yönelik bir portföy değişikliği olabilir mi olacak diyebilirim. Sevcan, çok teşekkür ediyorum detaylar için, aktardıkların için. Bol bol yine gün içerisinde konuşmaya devam edeceğiz. Araştırma masasını noktalıyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu.
Evet, içerideki fiyatlamaya da hemen bakalım. Neler beklenebilir? Bir portföy değişikliği yoluna gidilebilir mi? Tüm bu detayları kendisiyle değerlendirelim. Emrah Güreyli bizlerle birlikte. Emrah, hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar Pelin. Evet, şimdi dün global resmi gördük. Dolayısıyla daha riskli bir yatırım varlıklarına kayış da vardır asıl 2000'in öne geçmesi. Büyük teknoloji şirketlerinden çıkıp daha küçük riskli bir yönelim gerçekleştirmesi. FED faiz indirim beklentisi derken. Dolayısıyla ister istemez şu soru işareti geliyor aklıma. Böyle bir resim karşısında yen piyasalarına akışın hızlanabileceğini düşünür müyüz? Hazır yatırımcı böyle bir ruh haline girmişken. Yani kısa vadeli evet belki olabilir ama şimdi bu Amerika'daki düşük enflasyonun yani açıklanan dataların biraz daha detayına indiğimiz zaman şunu görüyoruz. Aslında Amerikan ekonomisi nihayetinde yavaşlamaya başladı. Aynı Türkiye'de olduğu gibi ve yani bu yavaşlama sürecinin daha ılımlı bir resesyondan daha sert bir inişe doğru geçip geçmeyeceğine yönelik bence bazı soru işaretleri var. Çünkü işte önümüzde Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri var. Orada iktidar değişimi olasılığı şu an yüksek gibi gözüküyor. Tabii jeopolitik bazı baskılar var vesaire. Bunların hepsini işin içine kattığımız zaman aslında yani şu an risk iştahının faizlerin düşme olasılığının artmasından dolayı yükselmesini anlayabiliyorum ama yani bunun çok da böyle agresif bir harekete dönüşmeme olasılığı da var. Bir de tabii şu da var yani eğer bu iş örneğin endüstriyel imtiyalarda vesaire yine böyle bir yukarı yönlü bir fiyat hareketini tetikleyecekse buna petrol de dahil o zaman yani enflasyonda FED'in %2 hedefinin yakınsamasıyla ilgili zor bir patlatık kayla da karşılaşabiliriz. Yani şu an bence tabii bu yıl için yani iki tane faiz indirimi yapılma olasılığı artmış gibi gözüküyor o tarafta bakarsak ama daha uzun vadeli olarak yani riskli varlıklara geçiş konusunda ben biraz kararsızım. Yani S&P endeksi de tarihi zirvelerde, yüksek seviyelerde. Bu arada borsanın içinde olanlar da bilirler. Yani hani hareketin aslında biraz daha genele yayılması ki şimdi tabii dün faiz indirimi olasılığı artınca işte o faiz indiriminden, o olası faiz indiriminden olumlu etkilenecek hisselere geçişin vesaire olması normal ama yani hani hareketin genele yayılması da aslında bu boğa piyasasında belli bir aşamaya seviyeye gelindiğinde bir göstergesidir. Yani ben açık konuşmak gerekirse S&P endeksinin endeks bazında yani çok da büyük bir potansiyeli olduğunu düşünmüyorum yukarıya doğru. Yani %3'leri 5'leri bence geçmez önümüzdeki 7-8 ay için. Şimdi mesela yani bunu niye soruyorum? Özellikle dün bu haber akışı olsun ya da ekonomi kurmaylarının dünkü yapmış olduğu açıklamalar vardı. Dün oldukça da yoğun bir veri takvimi vardı. Daha doğrusu ajandaları vardı bu kurmayların. Mesela işte Bakan Şimşek'in açıklamaları enflasyonla mücadelede en zoru geride kaldı. Ve cari açığa dair bir açıklama yaptı. Fatih Karahan mesela Merkez Bankası Başkanı Türkiye dezenflasyon sürecinin eşiğinde dedi. Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay sıkı para politikası Türk lirası tasarrufları arttırdı dedi. Dolayısıyla yani yapılan bu güven dolu açıklamalarla birlikte dünkü hem haber akışı hem de küreselden fiyatlamayla borsadan da kapanış rekoru geldi Emrah Güreyli. Dolayısıyla %2,5'un üzerinde bir kapanış performansı umutları arttırdı ki bu da bizi Mayıs sürecine götürdü. Dolayısıyla ne dersin bu anlamda yukarı yönlü bu kapanış rekorunun devamı gelir mi? Artık bu trendi aştı mı? Çünkü 10.000 ile 11.000 bandı arasında sıkışıp kalan dar bir bantta fiyatlanan Borsa İstanbul vardı. Ya şimdi evet olabilir bir miktarda. Yani önümüzde işte bu Moody's'le ilgili bir beklenti var. Hatta kredi notunun hızlı yükseltilebileceği ki yani aslında iki basamak yükselttiği zaman da yine aynı seviyeye geliyor diğer kurumlarla da. Yani hani bunu piyasa kullanabilir. Bir de tabii küresel risk iştahı da yüksek olursa ki aslında dün S&P endeksi geriledi baktığımız zaman. Gerçi daha genele yayılmış bir hareket vardı. Yani küresel risk iştahı da güçlü olursa önümüzdeki 1-2 hafta boyunca piyasanın fena olmayabileceğini ve endeksin belki işte bir miktar daha yükselebileceğini varsayabiliriz. Ama şunu da hatırlatmak isterim. Yani
Şimdi ikinci çeyrekten itibaren oldukça sıkılaşmış bir para politikası ve yavaşlayan bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Yani ilk çeyrekte aslında baktığımızda yani ekonomik büyümeye rağmen ilk çeyrek karlarının çok beklendiği gibi gelmediğini gördük borsada. Yani ikinci çeyrekte de bu durum bence daha bile kötüye gidecektir. Yani bilançoların ben çok parlak olacağını sanmıyorum. Yani bilanço sezonu başladığı zaman yine piyasa biraz yukarı gitmekte zorlanabilir. Yani şu an aslında genel hem küresel ortama bir uyum sağlama gibi bir durum söz konusu. Biraz risk iştahı da arttı son dönemde. Yani dün biraz yabancı katılımı da vardı. Yani ama bunun bir çok böyle orta vadeli hızlı bir yükseliş hareketine dönüşmesini ben beklemiyorum. Ama borsada büyük bir ihtimalle yeni rekor seviyeleri Türk lirası bazında da görürüz. Ama yani örneğin 3.5 sentin üzerinde çok kalıcı olur mu? Çok emin olamıyorum ondan. Tabii dediğim gibi yani bütün piyasaları da izleyeceğiz. Ya ben şahsen açık konuşmak gerekirse çok hisse senedi pozisyonumu arttırmak konusunda çok agresif olmayı çok fazla düşünmüyorum diyeyim. Daha önümüzdeki 2 aylık perspektifte. 2 aylık bir perspektif diyorsun. Yani Eylül sonrasında artık burada tekrar oturup bir düşünmek lazım mantığındasın ama peki o Eylül'de oturduğumuzda Türk lirası enstrümanlarının ağırlığını arttırmak yönünde mi yoksa dövize dayalı enstrümanların ağırlığını arttırmak yönünde mi bir düşünceye girersin bunu da sormak isterim. Ya bu sene Türk lirası enstrümanlar en iyi getiriyi sağlayacak büyük bir ihtimalle. Yani hani aslında borsanın da performansı fena değil de reel bazlı baktığımızda yani ben yılın geri kalanında da bu reel getirinin sürmeye devam edeceğini düşünüyorum. Yani Türk lirası tabii bir son 2-3 aydır stabil ama Eylül'den sonra yani ufak çaplı bir Türk lirasının değer kaybetmesi gibi bir şey söz konusu olabilir. Yani hani bizim de tabii bu arada faiz indirimi tarafındaki aksiyonlarımız da önemli olacak. Orada da yani çok kısa vade içerisinde bir faiz indirimi beklemiyorum. Örneğin Eylül ayında bir faiz indirimi olmasını beklemiyorum ama yılın son çeyreği faiz indirebilecek bir noktaya gelebileceğini düşünüyorum Türkiye'nin. Yani Türk lirası enstrümanları şu an hani yatırımcının kafasını rahat ettirecek gibi gözüküyor ama tabii işler iyi gittikçe Türkiye'de yani borsa endeksinin de bence iyi performans göstereceğini göreceğiz. Tabii burada yatırımcının çok seçici olması lazım. Çünkü tabii endeks şu an örneğin Türk lirası bazında rekor seviyede kapanış yapmasına rağmen hareket çok genele yayılmıyor. Hatta birçok yatırımcı çok şikayetçi borsanın bu yapısından. Ama işte tabii bu sıkı para politikasının uyguladığımız politikaların da bir sonucu aslında. Bunun yansımasını biz borsada görüyoruz. Ama bunlara rağmen yine Türk lirası bazında tarihi seviyelerde olması da bence pozitif bir şey aslında baktığımızda. Yani ben Türk lirasında kalınmasını tavsiye ederim bu sene boyunca. İşte senedi piyasasında da işte fonlar kanalıyla biraz ve ana hisselerde tabii pozisyon alarak belli zamanlarda giriş çıkış yapılarak yine getiride bir pozitif bir katkı sağlanabilir portföy içerisinde diye düşünüyorum. Yani mesela şimdi bankalar ve holdingler eşliğinde giden bir performans dün kapanış rekoru geldi ama uzun süredir aslında bu görüntü var. Bu işin içerisine bir de sepetin içerisine iletişimi katıyoruz. Dolayısıyla 3 sektör tarafından giden bir Borsa İstanbul performansı var. Şimdi sanayi tarafına baktığımızda dezenflasyon süreci diyoruz. Dolayısıyla yüksek faizle birlikte baskılanan da aynı zamanda işte şirket faaliyetleri. Tüm bunları detaylandırdığımız noktada Emrah Gürelli. Bir artık sektör değişikliği yapmak zorunda mıyız yoksa ezberden gitmeye devam mı? Yani açık konuşayım şu an o sektör değişikliği yapmaya çok uygun bir ortam olduğunu düşünmüyorum. Hı. Yani borsada da zaten dediğim gibi yani yükselişlerde önemli prim yapmış hisselerde yani bankacılık sektöründe pozisyonlanmışsanız doğru yerlerden girmişsiniz. İşte bir miktar prim yaptığında onu azaltmak daha sonra düşüncede tekrar almak doğru bir strateji gibi gözüküyor. Çünkü yani sanayi tarafında yani belirgin yavaşlama sinyalleri görüyoruz. Ve bunun bilançolara yansıması da çok olumlu olmayacaktır. Yani hani ikinci çeyrek bilançolarının çok iyi geleceğini yine düşünmüyorum. Yani işte bu gayrimenkul yatırım ortaklığı
sektörle ilgili biraz olumlu beklentiler var. Olabilir. Defter değerleri biraz düşük kaldı vesaire. Yani birkaç yine böyle seçilmiş sektörde yine giriş çıkış yaparak bence getiride pozitif bir katkı sağlamak mümkün. Yani çok uzun, orta ve uzun vadeli yani pozisyon alarak şu an Türk lirasının şu anki getirisi üzerinde bir getiri sağlar mısınız? Ondan da çok emin değilim. Zaten araştırma bölümlerine, raporlarına da baktığımız zaman yani hedef değerlerde de öyle çok böyle yüksek seviyeler verildiğini görmüyoruz. Çok ciddi potansiyel olduğunu da görmüyoruz. Bu da çok normal. Ve kaldı ki yani ikinci çeyrek, hatta belki de üçüncü çeyrek bilançolarını da görmedik. Çünkü büyük bir ihtimalle bu zayıflık üçüncü çeyrekte de bence devam edecek. Yani o zaman şöyle düşün Pelin, yani sene sonuna kadar baktığımızda yani sanayi tarafında özellikle bilançolar anlamında böyle çok da parlak bir tablo görmeyeceğiz. Yani onun için ya borsada tabii fiyat da düşük seviyelerde kaldığı için yatırımcıların orada tabii örneğin 10 lira 10 birimlik bir hisse senedi 5 birime düştüğü zaman orada tabii bir alım isteği doğuyor. Ama tabii o 10 birime nasıl geldiğinde yatırımcıların çok dikkatli incelemesi lazım. Çünkü son 2 yıl içerisinde Türkiye'de bütün varlıklarda olduğu gibi yani borsada da bir ciddi bir varlık spekülasyonu oldu diyeyim. Yani orta ve küçük ölçekli birçok şirketin hisse senetlerinde çok önemli hareketler oldu. Hatta balonlar da oldu, çok şişenler de oldu. Yani o seviyelerden geri gelmiş olmaları senetlerin ucuzladığı temel anlamda ucuz olduğu anlamına da gelmiyor. Yani ne yazık ki borsa bir süre daha bu şekilde gider. Yani hani gevşemelerde yine ana paranın girdiği yani girmeyi tercih ettiği hisselerde olmak ve yükselişlerde çıkıp işte bu şekilde borsadan faydalanmakta fayda var diyeyim. Peki şimdi faiz indirimini konuşuyoruz ya Emrah Gürel'le. Dolayısıyla ister istemez yatırımcının kafasında dolar TL'ye olan etkisi ne olacak? Tüm bu detaylar konuşuluyor çünkü geçmişte yaşadığımız güzel bir görüntü yok hafızalarda. Dolayısıyla ama bugünkü gelinen konjonktür ve koşul aynı değil. Dolayısıyla yatırımcı şunu merak ediyor. Kur etkisi ne olur? Faiz indirimleri denilince biz kurdaki sıçramayı hatırlıyoruz. Bugün böyle bir şey mümkün mü? Ya çok mümkün değil çünkü yani biz faizleri çok da fazla indirmeyeceğiz aslında. Yani bu işi yavaş yavaş da bu arada yapmamız gerekiyor. Ve hatta yani sıkı para politikasının devam edeceğini de vurgulamaya devam etmemiz lazım. Yani Merkez Bankası tarafından hatta yani örneğin Kasım ayında biz faiz indireceksek yani faiz indirimi sinyalini bile bence piyasaya verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi tabii enflasyonun yavaşladığı bir noktada faiz indiriminin gelmesi çok normal. Yani faizleri çok yüksek seviyede tutacağız diye bir şey yok ama yani şöyle bir problemimiz var Pelin. Şimdi Merkez Bankası'nın sıkılaşmış para politikasının dışında birçok unsur var ve Türkiye'de bu yüksek enflasyonu destekleyen ve o unsurlarda da böyle çok henüz daha pozitif bazı gelişmeleri görmüyoruz. Onun için Merkez Bankası'nın bir miktar daha sıkı kalması gerekiyor. Yani sıkı kalmaktan kasıt bir reel faiz vermesinden bahsediyorum. Yani tabii örneğin Kasım ayından itibaren ben çok uzun süreden beri bunu söylüyorum. Kasım'dan itibaren faiz indirimlerinin başlaması gerektiğini. Yani bunu yapacaksak da yavaş yavaş yapacak ve ortada bir reel faiz olduğu sürece de yani bu Türk lirasından çıkılması gerektiği anlamına da gelmiyor bence yatırımcılar açısından. Enflasyonun da yavaşladığı bir ortamda. Yani tabii şu an Türk lirasının reel değer anlamda değer kazanmasının cari açık üzerinde bir etkisi olacak ama biz bunu bence 2025'te daha fazla hissedeceğiz. Büyük bir ihtimalle işte dün Bakan Sayın Mehmet Şimşek de onun yönlendirmesini yaptı. Bugün cari açık tarafında da pozitif bir tabloyla da karşı karşıya olacağız. Onu 10 saat 10'da açıklanacak o. Hı. Yani şimdi bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman bence yani Türk lirasında bir yatırımcının tabii ki geçmişte yaşadığı gibi bir korkutucu bir tablonun olması çok söz konusu olmaz. Yani eğer tabii küresel çapta da bir merkez bankalarının yavaş yavaş bir faiz indirimi sürecine doğru girdiğinde düşünürsek oradan da risk iştahı biraz yüksek olur. Oradan da sermaye girişi olur.
Yani 2025'in ilk çeyreğine kadar o tarafta çok bir sorun görmüyorum. Ben sonrasında bakarız. Daha sonrasında makro veriler bize resmi gösterecek diyorsun. Çok teşekkür ediyorum Emrah Güreli aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve güzel de bir hafta sonu diliyoruz şimdiden. Evet, kısa bir araya gidiyoruz. Yatırım ülkeninde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Viyopotus tarafında yatay negatif bir performans var. Borsa açılış beklentisini karşılıyoruz ve hemen info yatırıma gidiyoruz. Ergün Tekgül bizlerle birlikte. Ergün, hoş geldin. Dün kapanış performansı vardı. Bankalar ve holdingler itici güce sahipti. Peki haftanın son işlem günü bir realizasyon mu gelir yoksa devamı gelir mi? Günaydın, iyi sabahlar Pelin. Güzel bir gün olsun diyelim. Haftayı bitiriyoruz. Ayı yarılıyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Soruna direkt cevap vereyim. Eğer Amerika gibi olacaksa önce alışlar geldi, sonra kar realizasyonu geldi malum dün orada. Benzer hikaye burada olur mu göreceğiz. Çünkü bir beklenti var, olumlu. Takip edenler bilir, geçen ay şeyi konuşuyorduk. Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine başladı. Neyi söyledik yayında? Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi Amerika'yı da bir tık erkene alabilir mi? Alacak gibi, aldı gibi bakıyoruz. Ortalamalarda Eylül ayında artık faiz indirimi kaçınılmaz şekilde gelmiş gibi duruyor. Düşen enflasyonla birlikte olumlu bir şey mi? Olumlu bir şey. Demek ki ekonomi böyle bir şey, iktisat böyle bir şey. Ve veriyorsunuz ilacı, veriyorsunuz, yapıyorsunuz aşıyı. Anında değil, gecikmeli etkileri görüyoruz. Amerika'da olduğu gibi, Avrupa'da olduğu gibi. Bizde ne olacak? Bizde de aslında benzer etkiler görülmeye başlandı. Biraz tabii ki sabırsız bu konuda. Bir seneden beri özledik de çok ciddi sıkı para politikası araçları kullanıldı. İşte çeşitli ekonomi kurmayları tarafından hamleler atıldı. Etkinin bak yavaş yavaş geldiğini gözlemliyoruz biz de içeride. Evet, enflasyonu şu anda aşağı çekecek bir görüntü net bir şekilde halk tarafından hissedilmese de baktığımız zaman o resesyon demeyelim biz buna ama büyümede yavaşlamanın iğmelerini biz öncü göstergelerden, mikro anlamda şirketlerden görmeye başladık. Bu aslında bugünden yarının habercisi olabilir. Bizim de içeride enflasyonun biraz olsun dizginleneceği bir yarı yıla girmiş olabiliriz ki ekonomi kurmaylarının da beklentisi bu yönlendi. Bunun piyasaya, borsaya nasıl etkisi olur? Bizde bir faiz indirimi sene sonuna doğru bekleniyor ama şunun altını çizmem gerekiyor. Bizde de beklentilerden önce gelebilir mi? Neden Avrupa indirdi, Amerika indirdi? Bizde arkalarından gidelim görüşü hakim olabilir. Bir iki set daha enflasyon aşağı gelirse bunun borsaya nasıl etkisi olur? Çok önemli, çok önemli. Bir buradaki faiz ve enflasyon arasındaki makas ne olacak? Bu çok önemli Pelin. Yani bu makas pozitif yönde açılırsa, yani reel anlamda insanlar burada bir enflasyonun aşağıya gidip faizin artık bunun yukarıda kaldığını görünce bu borsaya çok yaramaz. Bu seveceği bir şey değil. Malum biz eksi reel faizde gittik çünkü koştuk bu 10 bine, 11 bine. Bu senaryonun dışında enflasyon aşağıya geliyor, faizi de aşağıya çekersek bu sefer borsada yükseliş devam edebilir. Eğim zayıflar. Yani 45 derece eğimle yükseldik biz bir seneden beri. 45 dereceden bir 30 derecelere düşeriz. Yani yükseliş devam eder ama sınırlı yükselişler görürüz. Bu ikisi de olumluya yakın diyebileceğimiz senaryolar aslında. Olumsuz senaryo nereden çıkabilir? Maliye politikalarından. Vergiyi sevmez diyoruz Pelin. Vergiyi sevmez. Duyunca bile tüyleri diken diken olur borsanın. Sıkı maliye politikasını çok sevmez. Buradan gelecek paket sektörel anlamda nasıl etkileyecek piyasayı? Bunu görmek gerekiyor. Bunu daha test etmedik. Malum geçen gün paket haberleri dolaştığında bile borsanın ciddi satış girdiğini görmüştük. O yüzden bu hala bir kenarda, bunu unutmamamız gerekiyor. Bu bir kenarda duruyor. Bunun borsaya nasıl etkisi olur dediğim gibi, yani çok sıkı bir politika gelirse burada, evet, borsa çok hoşuna gitmeyebilir. 11 bine geldik. Eski zirveye çok yakınız. Evet. Bankacılık endeksinde 16 bin eski zirveyi dördüncü kez yokluyoruz.
buralar geçilmeden temkinli olacağız bugün. Geçilirse bir trend kırıldı diye alışlar hızlanabilir ama dediğim gibi bu iki zirve geçilmeden temkinli duruş bugün muhtemelen devam edecektir diye düşünüyoruz. Pelin. Ergün, çok teşekkür ediyorum detaylar için, aktardıkların için. İnfo Yatırım ailesine ve sana da güzel bir seans günü ve güzel bir hafta sonu diliyoruz. Programı noktalıyorum. 10-15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.